öncelik başlığı altında Üstad Necip Fazıl'ın telif ettiği, o da siyasi hayata taşıdı. Kendisiyle birlikte yürüyenlere şeref verdi. Çağın Ebu Cehillerine İslam'ın izzetiyle karşı koydu. Yoruldu, yıkıldı fakat nefesi durana kadar cihat meydanından çekilmedi. 1 Şubat günü o durunca zaman da durdu. Gökler sevindi. Bosna, Kahire, Şam, Bağdat, Doğu Türkistan ağladı. Çat'ta çobanların, Gazze'de mücahitlerin, Çeçenya'da Kafkas kartallarının gözleri doldu. Göklerin kapısı açıldı ve yarım asır küfre karşı direnen süvari, geride bir kabir, hafızalarda silinmez izler, yüz binlerce talebe ve bir Halep bırakarak sonsuza gitti. Fatih Camii'nin avlusunda yürekler bükük bir şekilde bütün herkes ümitsizliğe kapıldı. Ve bir yiğidin sesi yükseldi. Biz babamızı gömdük, davamızı değil dedi Doktor Fatih Erbakan. Ve o esnada heyecan kapladı yola Allah rızası olanların kalbini. Ve bir müşkiye yıldı mahzun coğrafyalara. Ümitler yeniden yeşerdi sinelerde. Bir kahraman adı Muhammed Ali Fatih Erbakan. Fedakarlık, azim, gayret, ahlak, maneviyat, en güzel meziyet. Hak yolunda çarık giydi, demirden ezilene, mağdura müjde verdi. Gönülden rahatını bıraktı bir kenara. Başka nasıl ulaşır ki refaha? Aldanmayan, aldatmayan düsturu, kan aynı kan. Babasının üslubu, artık refahın vakti geldi. Nicedir ümmetin sabrı tükendi. Yo Eyüp Sultan atası Abdülhamit Han önünde onu baklarsan, lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan, gençlik onu hayran, işte kadro, işte lider, işte Muhammed Ali Fatih Erbakan. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere kıymetli Salı Pazarı Belediye Başkanı Dayımız Alim Çakır Beyefendi'ye mikrofonu arz ediyorum. Pardon, sizlerden özür diliyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İl Başkanımız İbrahim Yaşar Beyefendi'ye mikrofonu arz ediyorum. Saygıdeğer Salı Pazarlılar ve Belediye Başkan Adaylarım, değerli misafirler, sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Ben görüyorum ki Salı Pazarı Milli Görüş Belediyeliğine hazır. İnşallah 1 Nisan sabahı Alim Başkanımızla ahlaklı belediyecilik nedir, Milli Görüş Belediyeciliği nedir, hep birlikte göreceğiz ve göstereceğiz. Merhum Erbakan hocamızın dediği gibi bir milli görüş vardır, bir de diğerleri. Onlar kendi istediklerine aday gösterdiler. Biz sizin istediğinize aday gösterdik. İşte sahip çıkma zamanıdır. Alim Çakır. Çok kıymetli İl Başkanım, Sarıpazar İlçe Başkanım, Canik İlçe Başkanım, Çarşamba İlçe Başkanım, Salı Pazarı'nın kıymetlileri, güzide evlatları, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Yine kıymetli muhtarlarım, kıymetli meclis üyesi adaylarım, Salı Pazarı'nın en güzel kadrosunu yaptık. Şöyle meclis üyelerini tek tek tanıtmak istiyorum. Nuray Erensoy. O bizim dilimiz, o bizim çiçeğimiz, Salı Pazarı'ndaki kadınlarımızın sesi olacak. Yine Hasan Şimşek, 30 yıllık Samsun Büyükşehir Belediyesi tecrübesiyle, zabıta amiriyle, o bize yol gösteren tecrübesiyle
her zaman yanımızda olan abimiz, kardeşimiz olacak. Ve 25 yıllık muhtarlık tecrübesiyle Abdullah Yılmaz bilgi, beceri, tecrübesiyle yine Metin Şimşek, Metin Şahin, yine eczacı kardeşimiz Abdullah Yılmaz, yine Karaganca'dan esnaf kardeşimiz Cemalettin Canikdoğlu, Salı Pazarı'nın sesini Türkiye'ye duyuran baş meydan Kemal Kessel, yine yıllarca İstanbul'da yaşamış büyükşehir tecrübesiyle Hayati Çeleş, yine İsa Torun muhtarımız bizimle birlikte olacak. İsa Torun, yine eski muhtarlarımızdan bilgisi, tecrübesi ve ağırbaşlığıyla bize yol gösterecek Mehmet Bizcan. Salı Pazarı'nda çok kıymetli bir abimizin oğlu İstanbul Seyahat yıllarca sizin yükünüzü İstanbul'a taşıdı. İstanbul'dan Salı Pazarı'na taşıdı. Faruk Ay. Yine bizim kıymetlerimizden Salı Pazarı'nın öğrencilerini taşıyan evlatlarınızı emanet ettiğiniz Ahmet Kurt. Yine gençlerin abisi esnafımız Mücahit Çelebi. Ve Salı Pazarı'nda yine yıllarca muhtarlık yapmış ağırbaşlı, ak saçlı Cemal Çelebi. Salı Pazarı'nın güzel esnaflarından Salı Pazarı'nın gülen yüzü İsa Şahin. Bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar, bizim bir de danışma bilgisimiz var. O da Salı Pazarı'nın sayılan, sevilen esnaflarından Kibar Çelebi. Yine Çarşamba'dan Konagöre mahallemizden sayılan, sevilen esnafımız, kardeşimiz Hasan Sancı kardeşimiz arasında, aramızda. Çok teşekkür ediyoruz. Yine danışma meclisimizde Adem Canikli muhtarımız var. Onu da alkışlıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, 31 Mart 2024 genel seçimleri bizim için önemli, sizler için önemli, Türkiye için önemli. Bugün burada seçim koordinasyon merkezini açmak için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize Allah razı olsun. Bu meydanı dolduruyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Milli Görüş Belediyeciliğini tam 55 yıl önce 1969 yılında ihlasla, samimiyetle besmeleyle açan Necdettin Erbakan hocamızın ebediyete intikal ettiği yıl dönümü. Öncelikle şuradan hepimiz bir fatiha gönderelim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bize böyle bir lekesiz bir parti bıraktı arkadaşlar. Biz de bir Nisan sabahı bu partiden Allah nasip ederse belediye başkanı olaraktan sizlerin huzuruna çıkacağız ve sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Tabii ki kıymetli arkadaşlarım, kısaca kendimden de bahsedeyim.
Ben teknik okul ve işletme bankası mezunuyum. 2000-2013 yılları arasında özel bir holdingde idarecilik yöneticilik yaptım. 2013 yılından 2023 yılına kadar Salıpazarı Belediyesi'nde değişik kademelerde, değişik bölümlerde görevler yaptım. Son 4,5 yılında, son 5 yılında sizlere hizmet etmekte geçti. Salıpazarı'nın 44 mahallesini sokak sokak, kapı kapı gezerek nerede bir problem varsa orada müdahale etmeye çalıştım. Verilen yetkinin en iyisini yaptım ve bu yetkiyle yaptıklarımız referansınız olsun. Bey, ben yetki istiyorum. Tabii ki Salıpazarı'nda yapmak istediğimiz hayallerimiz var. Salıpazarı'nda yapmak istediğimiz düşüncelerimiz var. Arkadaşlar, gençler, sizlere de projelerimiz var. Sizlerin için de hediyelerimiz var. Bunları ancak biz yaparız. İşin ehli kişiler yapar. Biz işin ehliyiz. Salıpazarı'nın sanayi yapmak nasip olacak. Salıpazarı'ndaki gençlerimiz için, kadınlarımız için kültür salonu, sanat salonu, düğün salonu yapmak da bize nasip olacak. Tabii ki Salıpazarı'nda yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor yolları, bunları yapmak da bize nasip olacak arkadaşlar. Sizler bu desteği bizden esirgemediğiniz sürece biz bunları yapmaya hazırız. İmkanlarımız, kadrolarımız dahilinde başaramayacağımız hiçbir engel yok. Kıymetli kardeşlerim, tabii ki oylarınızı verirken şöyle bir diğer arkadaşların da projelerine bakın. Onların şahsiyetleri de güzel insanlar. Ancak işin ehlimizdir. Bu işleri biz yaptık. Zaten biz yaparız. Baktığımız zaman bazı arkadaşlar Salıpazarı'ndan krallar teleferik çekeceklermiş. Arkadaşlar, Uludağ'daki teleferik uzunluğu 9 kilometre. Ya 40 kilometre nasıl çekeceksiniz? Bu canı yayın nerede mi? Teşekkürler, yayın yoktu. Kullanıp bu kadar mahkemez. Yayına denir, yayına girmemiş. Arkadaşlar, diyorlar ki iktidar olmadan hizmet olmaz. Tabii ki siz yapamazsınız. İşin ehli değilsiniz ki. İşin ehli biziz. Siz tabii ki yapamazsınız. Hiçbir evlerin kılıç kuşanalım arkadaşlar. İstemesini bileceksin. Yapmasını bileceksin. Projeyi bileceksin. Biz bunları yaptık. Yaparız da. Ama siz daha işin başındasınız. Siz çıraksınız. Biz çoktan usta olduk. Paşa yardımcının yanında. 4,5 yılımız senlerle afetlerle geçti. Bunun üzerinden üstesinden geldik mi? Geldik. Biz bunu yaparız. Yeter ki sizler bizim arkamızda olun. Sizler bu sandığa sahip çıkın. Bir insan tabağında sizlere başkan yapın, ben de sizin hizmetçiler olayım. Alanımıza Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Adem Güney Beyefendi teşrif ettiler. Kendisine de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Yeniden Refah Partisi sürekli gelişen, büyüyen kartopu gibi şu olduk geliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağız mı? Bana bu konuda
başkan yapmak için söz veriyor musunuz? Ben de size bu ilçeye 7/24 1 Nisan'dan itibaren hizmet etmeye söz veriyorum. Başkanımızla birlikte Sayın Adem Güney Başkan, hoş geldiniz Sefa Hanım. Seçim Koordinasyon Merkezimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi mikrofonları Sayın Adem Güney Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayaklarınız alın. Hoş geldiniz Sefa Gözlerim. Buyurun bakın. Adem yer değişin, alın. Selamünaleyküm. Değerli ilçe başkanım, il başkanım, değerli sağlık pazarlı hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Sağlık pazarı ilçesinde SKM açılışı için aranızdayız. Tabi bu muhteşem kalabalığı da görünce insanın heyecanlanmaması elde değil. Allah razı olsun. Şunu gördük. Bizim bir sloganımız var. Diyoruz ki şehrine sahip çık. Samsun şehrine sahip çık. Salı pazarı. Gördüğüm kadarıyla hem salı pazarına sahip çıkıyorsunuz, çıkacaksınız. Hem de Büyükşehir Belediyesi'ne, Samsun şehrine sahip çıkacaksınız. Şimdi soruyorum size. Alim Çapır'a sahip çıkacak mısınız? Büyükşehir'de Adem Güney'e sahip çıkacak mısınız? Biz de size seçildiğimiz zaman sahip çıkacağız. Sizin derdiniz bizim derdimiz olacak. Biz diyoruz ki ahlaklı belediyecilik, vefalı belediyecilikte önce ahlak, önce dürüstlük, önce sözünde durmak, sözü özü bir olan bir belediyecilik anlayışını bir insan itibariyle sizin hizmetlerinize sunmak istiyoruz. Bu noktada bizlere sahip çıkın. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 3 tip belediyecilik anlayışı var. Rantçı, heykelci ve örgütçü. Şimdi buna 4. bir belediyecilik anlayışını ekliyoruz. O da Refah Partili kadrolar sayesinde. Yeniden Refah Partisi. Eğer Salı Pazarı'nda belediye başkanlığını alırsa ahlaklı belediyecilik örneğini sergileyeceğiz. Bunda ne var? Ahlaklı belediyecilikte ne var? Vefalı belediyecilikte ne var? Hatırlıyor musunuz? Yaşı biraz geçkin olanlar hatırlar. Rahmetli Erbakan hocamın başkanlığında Refah Partisi İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri kadroda da Samsun'da da ilk kadın belediyesini kazanmıştı. Konya, Kahramanmaraş, Van, Diyarbakır. Bakın arkadaşlar, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyesi Refah Parti'ni bir belediye başkanına seçmişti. Şimdi hep terör örgütü. Şimdi örgütçü terör örgütü. Örgütçü belediyecilik bu arkadaşları birkaç defalar infaz etti. Şimdi seçime doğru her tarafı bırakacaklar. Şunu demek istiyorum. İsrafa geçip vermeyeceğiz. 20 bin lira ona yok ama bir pankarta geldiği zaman 30 bin lirayı belediyenin bütçesinden rahatlıkla harcayabiliyorlar. Neden? Çünkü o kendi işi. Bu millet inanmayan pencere bırak diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, fazla zamanınızı almak istemiyorum. İçildiğiniz zaman, o makama oturduğunuz zaman görebileceğiz. Ya milletimiz bir güler bize hasret kalmış. Güler yüze hasret kalmış. İnşallah güler yüzlü ulaşılabilir. Milletin derdiyle dertlenen bir belediye başkanını bir Nisan sabahı göreceksiniz. Hepiniz adam ne oluyor? Yanlış olduğu konuşmalardan dolayı koşa gidiyor diyoruz. İşte Samsun, işte Salı Pazarı. Türkiye'ye ahlaklı belediye ülkeyi getirecek. Belediye başkanı adaylarımız. Sizleri sınavıyor. Şimdi yeni dönem var, bu vatan miras değil.
günlerde, 3 aylarımızda, Ramazan'ın gölgesinde yeniden Refah Parti olarak sevkanımızı açıyoruz. Ya Rabbi hayırlı işlerde yardım eyle ya Rabbel Alemin. Başkan adayımız az önce belirttiler, ahlaklı belediyecilik buyurdular. Ya Rabbi bu vaatleri en güzel şekliyle yerine getirmeyi bu kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbel Alemin. İyinin, güzelin, doğrunun, faydalının ve adaletin hakim olması için çalışmayı nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bu topluluğu mahcup eyleme. Ya Rabbi bu toplumu bütün İslam aleminin, dünya insanlığının, mazlumlarının hakkını savunacak. Filistin'de Kudüs'ü tekrar alacak inşallah. Ya Rabbi yardımını, nusretini ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi çalışmalar billahi Rabbil alemin. El Fatiha. Ya Allah, bismillah. Allah hayırlı olsun. Yeter bu niye olmaz zaten. Yanımda ya. Başka ya. Otur otur. Gel. Sen sahipsin. Abi. Arkadaşlar deminden beri sen başkansın git sor dediler de ben de size de sorayım. Şimdi bütün siyasiler sizde dahil vatandaşların veya kutlanların önünde hareket siyasetlerde şu. Şimdi seçimden sonra da biz de gelip büyükşehire veya belediye bu şekilde mi dur çıkaracağız karşınızda? Yani. Şimdi size ben bir olay anlatayım. Güneydoğu'da bir kaymakam.